Ayfer, bugün de işe geç kalırsam var ya, Abdi Bey beni yer vallahi. Kıpırdı o zaman Oktay, sallanma artık. Tamam işte. Bir araba alamadık ya, anasını satayım. Otobüslerde canım çıkıyor. O da olur inşallah, o da olur. İnşallah. Herkes ikinci el demedi, aldı bir tane. Bir biz kaldık. Ay merak etme baba, biz de alacağız. Allah. Bak faizler 0.99'a düştü. Hem de en gıcırından araba alacağız. Ay Oktay, kullanayım sokakta kimseyle kavga etme. Yok canım, ne kavgası ya? Benim kimseyle bir işim olmaz. Ama bela gelip beni buluyor. Olmasın. Kimseyle uğraşma bizim. Yavaş. Babamın gözünü mü morartmışlar? Geçiyor mu? Geçiyor babamın. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Hadi hayırlı işler. Sağ ol canım. Ekmeğini de al. Yiye yiye gidersin. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bırak çantayı buraya, gel. Bırak çantayı, bırak. Lan bıraksana lan çantayı. Lan çete misiniz lan siz? Çantayı bırak, bırak çantayı. Hadi bunda, hadi bırak çantayı. Memur bey, şimdi seni polise vermesin. Memur bey yakaladım kolundan burada. Çantam. Buyurun efendim çantanı. Ama bunu sapı kopmuş. Ama şimdi senin ben yani çantanı kurtardığıma şükretmiyorsun da. Tamam sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler benim. Ay gittik oğlum, bitti oğlum. Gittik oğlum. Vay. Sana ne oluyor şimdi? Bunda da var bir acayip memur bey, kendi kendini ısırdı. Erkete bu. Hoş kuduz sensin erkete. Hadi. Bırak bu yaşlı zavallı kadın ayaklarını. Bunlar burada gasp çetesi kurmuş memur bey, gasp. Hoş uydurma. Uydurmuyorum, bana bak. Hoş deyip durma bana. Senin gibi kuduzda başka ne dedi lan? Bana bak yeter. Hoş. Gördünüz memur bey. Kudurmuş işte. İyi ki geldiniz. Hızır gibi yetiştiniz valla. Eğer biraz daha gelmeseydiniz bu beni kemiğimden sıyırır atardı valla. Siz toplumu sıyırıp attın kemiğinden. Yeter be. Bunlar gaspçı bunlar be. Rahat durun, çattık sabah rahat durun. Hadi bakalım, geldik, atlayın aşağı. Ay. Canımın açısından inemiyorum ki. Uzatma hanım, bacağından ısırmalı ya seni. Hayır, ben anlatamıyorum derdim galiba. Aşk olsun yani. Beni attınız mı kutlusu arkaya? Bir tarafımı ısıracak ki ödüm bu. Bak şimdi seni gerçekten ısıracağım, benim başım belaya sokacak seni. Hoş. Hoş dedi gene ya bana. Hoş. Ya hoş diyor bana bu ya. Ama kafayı dinlediniz be sabah. Yürüyün hadi gel. Sen bana bir daha hoş de bakalım. He? Günaydın komiser. Günaydın koçum. Hayrola ne iş? Bir ısırma vakası komiser. Kim ısırmış? Isırma mı? Bu komiser. Önüne gelen hart hart ısırıyormuş. Bu mu? Bu komiser. Ne münasebet komiserim? Her şey şu cadalozun başının altından çıktı. Tinerci gençlerle çete kurmuş. Çete mi? İftira komiserim. Vallahi billahi kuru iftira. Eğer yalanım varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Allah canımı alsın. Yemin yok hanım, yemin yok. Sayın komiserim bir dakika. Ben size meseleyi anlatayım da bu saçmalık daha fazla uzamasın. Yani iş daha fazla uzamasın, yoksa ben işinden olacağım. Hop dur bakalım dur. Allah Allah. Dırdır etme. Niye öyle yırtıklarından çıkar gibi cap. Karakol efendi burası, karakol. Aman komiser bey. Bu ne karakoldan anlar ne mahkemeden. Vahşi gibi bir şey zaten. Şimdi senin bak. Allah'ım sen sabır ver yarabbim ya. Demek önüne gelen ısırıyor bu. Vallahi ben kimseyi ısırmadım sayın komiserim. Sen ısırmadıysan bu kolumdaki ne ha? Bu kolumdaki ne? Ben mi ısırdım kendimi bu dişsiz ağzımla? Isırırken dişleri vardı. Kalkma herhalde, ne bileyim. Çantasına saklamışsın. Çantasına baksanıza. Aç bakayım. Aha. Bak bakalım. Yok bir şey komiser. Bu yaştan sonra size yalan mı söyleyeceğim komiserim? İzin verirseniz bitireyim komiserim. Tam memur geldiği sırada ben bunu kolundan yakalamıştım. Tabii benden kaçamayacağını anlayınca tuttu böyle kendini ısırdı. Bak görüyor musun, heyecandan kendimi ısırdım yaramın üstüne. Aha komiser bey.
Daha önce kendi kendini ısırmış valla. Yok ya, niye kendimi ısırayım ben? Sapık mıyım? Evet, bir şey. Köpek ısırdı komiserim. Arkadaşımın köpeği oyun oynarken. Köpek mi ısırdı? Ya bu kuduzsa ne olacak şimdi? Dırdır etme kadın. Allah Allah. Bir kafa şişirme. Ya, çıkarın şunu dışarıya. Ondan sonra konuşacağım. Şimdi beyefendiciğim, sizi öyle hemen bırakamayız. Önce emin olmamız gerek. Yapmayın. Ya daha neden emin olacaksınız komiserim? Bakın ben işime geç kaldım. Kovulacağım valla. Olur mu canım? Ya ileride bir şey çıkarsa ondan sonra bizim başımızı ekşirler. Niye bıraktınız adamı diye. Ne olur ne olmaz. Ne olabilir ki? Hani kuduz muduz falan diyorum yani. Cık, evlerden ırak. Kim? Ben. Daha neler artık? Vallahi biz görevimizi yapalım da. Ben şimdi sizi hastaneye sevk edeceğim. Yapmayın komiserim. Allah aşkınıza. Ben şu anda bile zaten işime çok geç kalmış durumdayım. Ya ben ne diyeceğim abi diye bilmiyorum. Oğlum biri baksın bana orada. Hemşerim, sen şu köpeğin kuduz falan olmadığından emin misin? Ya tabii ki eminim ya. Emin olmasam burada bu kadar rahat böyle oturabilir miyim? Vallahi çocukken köyde beni bir çoban köpeği ısırmıştı da. Meğerse hayvan kuduzmuş. Vah ana. Hala unutmam o yediğim iğnelerin acısını. Bağırta bağırta. Her biri nah böyle. İyi. Arkadaş, şimdi bu hastanede bana durduk yere öyle iğne yapmaya falan kalkmazlar değil mi? Ha? Hayır yani korktuğumdan falan değil de şimdi durduk yere niye ben hani aşı olayım? Hemşerim sen şöyle bir arkana dayan da şöyle rahat ol. Şimdiden sıkma canını. Oradaki doktorlar bilirler işlerini. Kim bilir kaç tanesi geçti ellerinden. Şöyle bir baktı mı gözüne. Çenen kasılıyor mu çene? Çenem mi? Yok, niye sordun ki? Evli misiniz? Evet evliyim. Bir tane de kızım var. Allah başlasın. Niye sordun? Hiç, öylesine. Aa, bak dur, iyi hatırlattın. Karımı arayacaktım ya. Çok geç kaldım, çok. Alo, Ayfer. Benim canım. Neredesin sen Oktay? Şirketten aradılar mı beni? Aradılar tabii, hem de kaç kere. Meraktan öldüm. Hayır, açmayacaksan o telefonu niçin taşıyorsun ben onu anlamıyorum. Ne olmuş anne? Neredesin sen Oktay? Ayfer, nerede olduğumu duysan şu anda hayatta inanmazsın ha. Kuduz şüphesiyle hastaneye götürüyorlar beni. Polis arabasındayım. Kuduz mu? Ay ölümü öp, şaka yapıyorum de ne olur. Ay, söylesene ne olmuş anne? Dur be kızım sen de. Gene başına ne işler açtın Oktay? Allah'ım bizim bir olaysız günümüz geçmeyecek mi yarabbim? Ay anne, meraktan öldürürsün insanı. Babama bir şey mi oldu söylesene. Bak nasıl canım sıkıldı gene. Versene şunu bana. Alo baba, iyi misin? Ne oldu? İyiyim kızım, iyiyim merak etme, tamam. Hadi annen sana anlatır. Heh, hadi görüşürüz canım, hoşçakal. Dur Ece bir dakika. Kızım annene söylesene benim iş yerime bir telefon etsin. Gecikeceğimi haber versin. Şimdi ben telefon ederim. Telefonu Abdi Bey kapar. Benim sinirlerimi bozar. Tamam mı canım? Hadi hoşçakal. Ben de tam olarak bilmiyorum Abdi Bey. Artık gelince o size anlatır. Olur mu efendim? Koskoca adam niye yalan söylesin ki şimdi? Aa, yalan mı söylüyor diyor babam için? Terbiyesiz ya. Hah, artık gerisini siz onunla halledersiniz. Bana ara dedi, aradım. Elçiye zeval olmaz. Anne hemen kısmasana ya. Ya kolla biraz kocanı. Tabii efendim. Oldu, iyi günler. Dur be kızım, tepemde vır. Zaten adam konuşurken elim ayağım çözüldü sinirden. Çocuk gibi azarlıyor canım bu da insanı. Allah Allah. Ya keşke bana verseydin, ben konuşurdum. Sen onun elemanı değilsin, bir şey değilsin. Ne hakla azarlıyor acaba seni? Aman iyi. Bir dahaki sefere sana veririm, sen konuşursun. Şimdiye kadar babanı işten atmadı, bundan sonra atar, biz de rahat ederiz. Tamam. İyilik de yaramıyor zaten. Ece! Ya gerçekten evet, acelemiz var. Benim tekrar işe, şirkete dönmem lazım. Yani doktor bekliyor patron. Patron bekliyor doktor bey. Buraya gelip de işe acele olmayanı görmedik ki zaten. Şu masanın haline bak. İnsan kendini kaybedecek be. Ne oldu? Köpek mi ısırdı? Şimdi bu bey bir kadını ısırdı.
Burada daha önceden bir köpek ısırmış. Bu bey bir kadını mı ısırdı? Ya yapma ama şimdi. Tekrar başlama memur bey. Benim kimseyi ısırdığım falan yok. Anlatamıyoruz derdimizi. Aa, olmuyor ama. Isırı göreyim. Kadınınkini mi? Onu da görmen lazım tabii. Kadın nerede? O karakolda. Komiserim sorguya çekti onu. Kadınla ilgili işin içinde başka işler var da onda. Evet, isterseniz ben size anlatayım. Siz şimdi önce şuna bakın da. Bacakta macakta da değil. Kolda hem de. Koldan olması daha mı kötü doktor bey? Önemli olan beyne yakınlık derecesi. Böyle yapınca his var mı? Ya bakın köpek arkadaşımın köpeği diyorum size. Aşılı mı aşılı? Yani kimseye anlatamıyorum derdimi. Ya böyle aşırı bir duyarlılık. Isırdıktan sonra köpeği gördünüz mü hiç? Görmedim ama biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Sapa sağlam hayvan. Bak işte şimdi bu olmadı. Karakolda böyle söylemiyordun ama. Nasıl söylemiyordum? Köpeği görmediğini söylemedin komiserime. Arkadaşım çok titizdir. Çocuk gibi düşkündür köpeğine. Böyle yanında köpek falan bile diyemezsiniz. Yani düşünün. Mesela ismiyle hitap edeceksiniz. O kadar. Ne zaman ısırdın seni? Bir hafta kadar oluyor. Ama tam emin değilim. Koruyucu için çok geç kalmış ama yine de size bir aşı yapalım. Kuduz şakaya gelmez. Bir kere kontrolden çıktı mı? Allah korusun. Peki tamam. Yarın köpeği alıp geliriz buraya. Tabii işler nasıl izin alacaksam. Olmaz. Hiçbir şey dinlemem. Atarım karantinaya yarın gelmezseniz. Karantina mı? Isırdığı kadın da istiyor. Tamam getiririz doktor bey. Yine gitti bu kuponlar. Bakın doktor bey bir kere daha düzeltiyorum. Ben kimseyi ısırmadım. Kadın kendi kendine ısır diyorum size ya. Bunu anlatmaktan boğazımda bir yapmayın Allah aşkına ya. Hayret bir şey ya. Cebi hala kapalı mı o Aras? Kapalı Abdi Bey. Tabii. Ne hap yediği belli olmasın diye. Oysa böyle daha çok şüphe çekiyor salak. Ama onu anlayacak kafa nerede o herifler? Tansiyonunuz yükselecek yine Abdi Bey. Sinirler. Tansiyonum da yükselir, şekerim de çıkar. Ya Sevin Hanım, bana bu yediklerin falan değil. Oktay dokunuyor. Oktay dokunuyor, Oktay! Ay aşağıdaki eczaneden çocuğu çağırayım da gelip bir tansiyonu... Bırakın şimdi eczaneyi falan. Bırakın şimdi. Oktay'ı bulun bana. Oktay'ı bulun diyorum size. Oktay'ı bulun. Bu belki 30. oluyor ama sırf sizin hatırınız için bir daha deniyorum Abdi Bey. Dene. Bana bak. Senin bu herifle yediğin işin ayrı gitmez. Mutlaka çevirdiği dolaplardan haberin vardır. Söyle bakalım Faruk Bey. Yok vallahi Abdi Bey ne dolabı çevirecek? Ben de merak etmeye başladım. Hiç bu kadar gecikmezdi. Herhalde bir şey oldu. Eli bulandırdı. Neredeyse gelir efendim. Ya, doğru söylüyor Abdi Bey. Hiç bu kadar gecikmezdi. Haber verildi hiç olmaz. Bana korumayın o sorumsuzu. Sorumsuzu. Bana korumayın. Ellerimde titrer, burnumun içinde kıllarla titrer sinirden. Burnunuz mu kanayacak Abdi Bey? Şöyle oturun. Ay burnunuz kanayacak yerin. Şöyle oturun. Başınızı. Ölecek bu herif beni. Şöyle arkaya başınızı. Derin derinlere kalın. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Abdi Bey kusura bakmayın. Nihayet teşrif ettim beyefendi. Hangi cehennemdeydin sen? Saatin kaç olduğunda haberin var mı senin? Ayfer arayıp haber vermedi mi? Zaten siz niçin aramıyorsunuz beyefendi? Bak kızın kulağı telefona yapıştı kaldı 2 saattir senin cebinden arayacağım diye. Hem cebin niye kapalı onu anlamıyorum. Anlatayım şarjım bitti. Gülahımı anlat sen onu şarjım bitmişmiş. Yeter ama Abdi Bey insanın üstüne gelmesin boğaz etmeyin canım. Şurada gelir gelmez bir nefes alalım bırakın Allah aşkınıza. Buraya gelmeden önce al senin nefes verme. Ben ne haldeyim siz biliyor musunuz? Başıma neler geldi? Hiç sormuyorsunuz ki. Yeter be yeter ne soracağım? Geç kaldın yetmiyormuş gibi. Bir de senin mazeretlerini mi dinleyeceğim ulan? Yok o kadar uzun boylu değil Abdi Bey. Patronum olabilirsiniz. Ama bana ulan diyemezsiniz. Bana sağlığında babam bile ulan dememişti. Abdi Bey biraz sakinleşsin öyle konuşursunuz Oktay'cığım. Kaytardığın saatlere verdiğin paralarla istediğim kadar ulan diyebilirim sana ulan. Ulan gene ulan ulan. Şimdi bana maaş diye verdiğiniz o 3 kuruştan söz ediyorsanız o parayla ancak siz benim alnımı öpebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Lütfen ulan dediğiniz lafı geri alın. Anlıyorum işte ulan. Ulan gene ulan. Ulan diyorum sana. Ulan! Ulan! Ne oluyor ya? Ulanlı kerat cetveli mi ezberliyoruz burada? Ayıp oluyor ama. Dinlemediniz. Ah dinleyicim dinlemediniz. Sakin olun. Şöyle derin derin nefes alın. Olayım. Dilini
ver aslan ver. Ne olacak sen? Bu ne terbiyesizlik ya? Şurada birlikte çalıştığınız insanın başına ne gelmiş anlamadan, dinlemeden. Ulan ulan ulan. Yeter ulan sus. Yeter ulan. Öldürecek bu herif beni. Sus ulan sus. Abdi Bey. Susar mısın sen de? Ya, susmuyorum artık yeter ya. Beni dinlemiyor bari biraz terbiyeli konuşsun. Ne öyle ulan 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 mahalle arasında top oynar gibi. Oktay yeter dedim ha. Biz de burada şamar olana döndük yani Yasemin Hanım. Tamam haklı geç kaldık falan ama ya bir dinlesin bakalım bir konuşamadık ki. Yeter ulan yeter öldürecek bu herif beni. Bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor yeter ulan yeter. Bak gene ulan diyor. Duyuyor musunuz? Abdi Beyciğim dile dikkat edelim. Sus ulan sus. Köpürt, köpürt iyice köpürt. O kadar köpürtünce de durulayamıyorum Mesten Bey. Aa, yapışıp kalıyor mu Meret sabun yerlere? Sen iyice köpürt. Başka türlü çıkmaz bu pis aerosol kokusu. Hep sonra durularsın, işin ne? İyi akşamlar Feyyaz Efendi. Hayırdır, bu ne böyle iyi akşam akşam? Adam kırdı çömleği ya! Aman Oktay Bey! Gel, gel. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya insan ölür burada be. Of 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 kuyruk sokumu. Allah. Vah Oktay Bey'im vah. Efendim geçmiş olsun ama siz de bastığınız yere dikkat etsenize. Eyvah eyvah. Bu da mı rakı şişesiydi? Vallahi rakı şişesi. Mis gibi rakı korktu ortalık yine. Leş korktu leş. Ne yapalım yani? Ha? İsteyerek mi kırdık şişeyi Mesnan Bey? Ama bu ikinci şişe oluyor efendim kırılan. Bu adama da yazık. Sabaha kadar apartman taşlarını mı ovacak bu pis kokuları çıkartmak için? Ayıp oluyor ama Mesnan Bey. Hem suçlu hem güçlü de sizin gibilerine. Düşüp kafamızı mı kırsaydık şurada? Senin kafana bir şey olmaz maşallah. Ne dedin sen? Ha? Sen bana kalın kafalı mı demek istiyorsun şimdi? Yok efendim estağfurullah öyle bir şey demek istemedi. Bırak gelsin bırak bakalım ne yapacak. Aman rica ederim Oktay Bey. Akşam bir olay daha çıkmasın ne olur. Oktay? Efendim Ayfer. Neredesin sen? Bir saattir bekliyorum. Pencereden gördüm geldiğini hala çıkmadın yukarı. Yöneticimiz Mesnan Bey'in tuzaklarını geçebilirsem geliyorum canım. Bırak Feyyaz bırak. Bunlara iyilik yaramaz. Silme öyle kendi pislikleri içinde yaşasınlar. Oktay iyisin sen. İyiyim hayatım iyiyim. Ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim. Eğer 50 milyon lira borcunuzu yarın akşama kadar ödemezseniz sizi icraya vereceğim haberiniz olsun. Bir dakika canım. Ne 50 milyonuymuş bu? Hayır ödemeyeceğim de. Yani niçin icraya verileceğimi bileyim. Apartmanın boya badana parası Oktay Bey. Sen önce şu apartmanın damına aktar tamam mı? Ha? Yağmur yağdı şapır şapır tepemize sular akıyor. Hayır. 6 aydır apartman boyandı nerede görülmüş? Ne oluyor Oktay? Bir sakin ol. Hadi yürüye gidelim hadi. Oktay Bey dikkat edin. Yine kayıp düşeceksiniz. Sen herhalde boyacıdan komisyon alıyorsun. Benimle adam gibi konuşun Oktay Bey. Bana hakaret edemezsiniz. Vallahi size mahkemeye veririm. Allah Allah. Ver. Ver bakalım. Vermezsen. Ver de ben de seni kirli çamaşırlarını ortaya dökeyim. Ya siz apartmanın başına bela mısınız da? Mesnan Bey lütfen. Akşam adamın üstüne gitmeyin. Belayım. Ne olacak? Belayım. Evet. Siz bana boşuna mı taktınız bela Oktay Hanım'a? Ben belayım kardeşim. Ay yeter artık. Adam işten geldi. Bir rahat bırakmadınız sık boğaz ediyorsunuz. Yemeğini sığırdın. Yürü kocacığım. Allah Allah. Kusura bakma Feyyaz Efendi. Akşam senin de başında burada bela açtık. Sonra telafi ederim ben tamam mı? Sizin canınız sağ olsun Oktay Bey. Yemekleri soğumuş. Biz kim için didiniyoruz be? Sanki biz bilmiyoruz oturup sıcak yemeği. Aç kızım aç. Hoş geldin baba nerede kaldın? Aç oldun kapıda beklemekten. Vallahi bu akşam öyle oldu. Oh be insanın evi gibi var mı ya? Gel öpeyim seni yavrum. Hoş geldin. Canım kızım. Gel seni de öpeceğim Ayfer. Hayırdır inşallah. Ya 40 yılda bir karımıza çiçek getirelim dedik şu hale bak. Sen düşündün ya o yeter. Ne oldu baba niye takıldın aşağıda o kadar? Şu bizim kedi kılık yönetici yok mu ondan gene tartıştık. Bu saatte aşağıları sabunlu suyla sildiriyor. Her taraf buz pateni pisti gibi olmuş. Hay Allah düştün mü yoksa baba? Düşmek ne demek? Ha? Uçtum resmen. Ay, böyle şeyler de hep senin başına geliyor. Kıyamam hırsını. Hadi Oktay üstünü değiştir. Sen de sofraya yardım edeceksin hadi. Çok acıktım ha Ayfer.
Hemen şurada bir kadeh rakımızı içemeyecek miyiz ya? Ne güzel. Gelirken Bakkal Mahmut'tan bir ufak almıştım. Pat diye üstü kırıldı ya. Ne? Buzdolabında çiçeğin dibinde biraz varmış. Oo, süpersin ya. Harikasın efendim. Bundan bir tek zor çıkar ama. Yeter. Yarın sabah erken kalkacaksın. Saati 6'ya kuracağım. Ne? 6'ya mı? Ne yapacağım ben o saatte ya? Ertekinlere gideceksin Oktay. Ondan sonra da köpeği alıp hastaneye. Ya kalkmaz o saatte Ertekinler. Ben biliyorum arkadaşımı. Zili çalıp uyandırırsın sen de o zaman. İşe geç kalmak istemiyorsan tabii. Eğer yarın da işe geç kalırsan Abdi Bey seni işten atar, haberin olsun. Bulursa benim gibi bir eleman atmazlık etmesin. Sen de başkalarının lafıyla kocanı ufalama hemen. Zor atarlar babamı. Vallahi beni kızdırmasınlar. Bilgisayarımla şirketin sistemine girer alt üst ederim her bir şeyi. Hı. Duyuyor musun kızımı zaten? He? Bak nasıl koruyor babasını. Aslan kızım benim. Benim böyle kızım varken sırtım yere gelmez Ayfer. İyi bir şey mi şimdi bunun bu söylediği? Zaten o bilgisayarla yapması gerekenler haricinde her şeyi yapıyor. Aşk olsun anne ya. Niye olmayacak işler için kullanayım? Bak bugün oturdum Kuduz'la ilgili bir sürü site aradım. Ya baba tam 724 tane site var bu konuda. Yok ya. Kuduz vakasıyla ilgili çok site var demek ya. Hem de onlar sadece daha Türkçeleri. Daha yabancılara bakamadım. Öf! Sabahtan beri içim sıkıldım konudan. Sofrada konuşulacak şey mi bu? Lafı bile ürkütüyor insanı. Ay bir dakika anne ya. Ya baba. Hı. Ya insan Kuduz olunca böyle çenesi geliyormuş. Doğru mu? Ne bileyim kızım ben. Allah Allah. Sanki birkaç kere Kuduz mu oldum? Çok merak ediyorsan yarın gelirsin benden hastaneye. Oktay. Hı. Şakası bile hoş değil. Çocuk da çocuk olmasa da sen. Tamam bir şey demek ya. Kesin şunu. Oktay. Hı. Ertekinlere gidip yarın rambaya olacaksın. Söz mü? Tamam. Söz dedim. Götüreceğim. Zaten sen biraz bekle, ben şimdi geliyorum, tamam mı? Abi bagajda birkaç parça gazete var. Hayır, hayvan bu, belli olmaz. Sen merak etme, bu senin bildiğin hayvanlardan değil, bu terbiyeli. Peki abi, bu zamanda insanın terbiyelisi bile zor bulunur. Ama sen öyle diyorsan. Sen korkma, ben kefilim. Rambo! 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 Oğlum! Rambo! Neredesin? Bak Oktay amcan geldi. Bak sana ne getirdim. Rambo! Rambo! Nerede bu köpek ya? Kime bakmıştınız beyefendi? Ertekinlere bakmıştım. Kapıyı çalıyorum ama kimse açmıyor. Evde değiller mi acaba? Çok şükür değiller. Biz de kafamızı dinliyoruz. Sırf biz değil, bütün mahalle yaka silkiyor bunlardan beyefendi. Şikayet edeceğiz valla. Sabahlara kadar gümbür gümbür müzik, kahkaha. Anlıyorum. Nereye gitmişlerdir acaba? Marmaris'e gitmişler galiba. Peki Rambo? Ölmüş zavallı, ölmüş. Ölmüş mü? Ya zehirlemişler. Ne vicdansızlar var şu dünyada. Peki ben ne yapacağım şimdi? Bulamaz mısınız cepten falan Ertekin beyleri? Yok, bana Ertekin lazım değil hanımefendi. Rambo lazım. Hem de canlı olarak. Valla ben başkalarından duydum zehirlendiğini. Ama inşallah ölmemiştir. Su tasıyla mama tasını kaldırmışlar ama bakın her zaman şurada dururdu. Hayrola abi, elin boş geldin. Marmaris'e gitmişler. Köpek de ölmüş galiba. Yapma ya. Tüh. Çalıştırayım mı? Gidiyor muyuz? Ha? Çalıştır çalıştır. Gidelim. İstersen basayım gaza abi. Vuralım kendimizi yollara. 7 saat sonra Marmaris'teyiz Allah'ın izniyle. Ha? Yok yok. Sen şimdi beni Gayrettepe'ye bırak da sonra bakarız artık. Alo. Ertekin. Nasıl? Özür dilerim. Yanlış düştü galiba. Tamam. Kusura bakmayın, uyandır. Özür diliyorum kardeşim, tamam. Allah Allah, ne yapayım uyandırdıysam? Yanlış düştü işte.
Allah Allah. Özür dileriz. Hala uzatmadım ya. Boş ver abi. Ortalık cins dolu. Takmayacaksın bunları. Aç şu telefonu. Neredesin ya? Açıldı bir kam ya. Ne oluyor oğlum? Sabah sabah geldiğinden beri yapıştın telefona. Bizim Ertekin'i arıyorum. Ona ulaşmam lazım mutlaka. Ne yapacaksın oğlum sabahleyin Ertekin'i? Rüyanda mı gördün? Ya bir işim var işte ondan ya. Ulaşamıyorum adama. Abdülbey çaktırmadan bana mı bakıyor? Çaktırmadan değil, alenen sana bakıyor. Yandın oğlum, geliyor. Oktay Bey. Hadi sormayayım dedim ama daha fazla dayanamayacağım. Buyurun Abdü Bey. Sabah işe geldiğinizden beri aradığınız numara işle mi ilgili acaba? Hayır efendim. Bizzat kendimle ilgili bir işle ilgili. Ya ben de işe ilk defa vaktinde geldiniz diye umutlanır gibi olmuştum doğrusu. Abdü Bey şu suyu için biliyorsunuz zamanınız kuruyunca böyle dilinizi ağzınızın içine çeviremiyorsunuz. Şimdi suyun sırası değil Yasemin. Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Bana bakın Oktay Bey. Şirketin bütün hatlarını, zamanını kendi özel işleriniz için kullanamazsınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Abdü Bey. Oktay da anladı. Bakın hepimiz anladık. Ne güzel. Bir dakika be Yasemin. Dur sen de Allah Allah. İnsanı iki kelime konuşturmazsın. Hayır anlaşılmadı efendim. Niye? Bakın şu elimde görmüş olduğunuz ne? Benim şahsi cep telefonum. Parasını ben ödüyorum. Ona verdiğim parayı da ben sana ödüyorum. Hem de boş yere. Anlaşıldı mı? Siz de şunu unutmayın Abdü Bey. Bize vermiş olduğunuz parayı her kuruşuna kadar hak ediyoruz burada. Verdiğiniz bütün işleri eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki sana dün verdiğim işi yaptın mı? Eğer 10 ton portakaldan bahsediyorsanız evet efendim. Dün sigortalandı. Hepsi mi? Yok 9 tonunu sigortaladım 1 tonunu bıraktım. Sizin karşınızda çocuk yok. Benim bu işlerde kimse elime su dökemez. Abdü Bey pardon. Alo. Bak Yasemin görüyor musun? Bu adam beni öldürmek için bütün bunların mahsus yapıyor. Allah korusun. Ayfer. Ne oldu Oktay? Buldun mu tribün arkadaşını? Ne Ahmet'i? Ay bana ne Ahmet'ten? Ertekin'i soruyorum ben. Aa bak arkadan yine o ses geliyor. Abdü Bey birilerine sinirlendi yine. Alo. Olamaz efendim. Ben biraz önce kontrol ettirdim. Evet. Tabii. Geç. Kiminle konuşuyor Abdü Bey? Yasemin Behlül Bey'i bağladı. Tayoğulları Holding'den Behlül Bey. Başka tanıdığın Behlül Bey var mı? Nereden bulurlar böyle abuk subuk isimleri bilmem ki. Ne? E biz niye ödeyelim 3000 de bu kirasını canım? E buna bağırırım tabii. Tamam. Sakin. Karşıda oturup konuşalım, halledelim. Ama Behlül Bey, ben bu zararın altından kalkamam. Peki. Ben dosyalara bakıp size tekrar döneceğim. Şu Behlül Bey'in dosyasına baksana, neymiş bakalım. İyi günler efendim, iyi günler. Oktay! Buyurun Abdü Bey. Ne oldu, bir şey mi olmuş? Bir de bana mı soruyorsun? Aman Abdü Bey, dile dikkat edelim, ne olur. Nerede kayıtlar? Burada. Ne bu şimdi? Konsümento numaraları. Hangileri, bunlar mı? Evet. Bak, eksik. Eksik! Eksik beyler, gördünüz mü? Ne olacak şimdi? Canım insanız hepimiz Allah Allah unutulmuş. Yani bir konsümento numarası unutulmuş diye de bir mal 3 gün gümrükte bekletilmez ki canım. Tutuyorlar efendim tutuyorlar. Bak adam ne diyor? Ben 3 günlük depo kirasını ödeyemem diyor. Ne olacak şimdi beyefendi? Vallahi yapmışız artık bir kere bir hata. Ne diyeyim kusura bakmayın özür dilerim Abdü Bey. Özür dilemek de olmuyor beyefendi. Özür dilemek de olmuyor. Canım olmuyorsa olmuyor Allah Allah ne yapayım yani öleyim mi şimdi? Hemen öl yoksa ben seni öleyim. Ya şükür yapmayın. Ya kardeşim
İbrahim Bey bir tane gazete alıyor. O da en ucuzundan. E bugün ikinci gazete nereden çıktı? Oğlan alıyor. Babasından gizli. Spor gazetesi bu. Ha, gizliyse ben karışmam. Onu aranızda halledin artık. Buyurun. Oktay Soroğlu'nu tanır mısınız? Tanırız, tanımasına da ne oldu ki? Evrak, evrak. Ha. Sokağı bulduk da apartmanı bulamıyoruz. Bizim apartman 7 numara. Hay aşağı. Hadi gösteriver şunu bize. Hadi Feyyaz. Hayrola, niye aramıştınız? Asker kaçağı falan mı? Yok, başka iş. Belki borcu o zaman. Değil, değil, öyle bir şey değil. Ama meraklısınız ha. Canım, memur beyleri böyle karşımızda görünce haliyle merak ediyoruz tabii. Hadi Feyyaz, hadi bekletme memur beylere. Buyurun memur beyler. Şşt, Feyyaz. Haber bekliyorum. Bu apartman. Ha, bu apartman memur bey. Ben size daireyi göstereyim mi? Gerek yok. Sen numarayı söyle yeter. Ya bu üçüncü kat, 7 numara. Sağ ol. Ne olmuş Feyyaz Efendi? Kimi arıyorlar? Vallahi bilemiyorum Nilüfer Hanım. Oktay Bey'i arıyorlar ama niye aradıklarını devlet sırrı gibi saklıyorlar. Var bir iş. Ay adam bir suç işlemiş falan olmasın? Ay Allah korusun belki de cinayet. Yok canım, daha neler? Ay niye olmasın? Katil gibi bir şey zaten. Apartmanda herkesle kavga ediyor. Suratsız adam. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Birini mi aradınız? Oktay Zoroğlu, eşiniz mi acaba? Evet, hayrola. Bir kaza falan mı oldu? Yok yok, telaşlanmayın. Öyle bir şey değil. Kendisini ısıran köpekle birlikte hastaneye gitmesi gerekiyormuş ama gitmemiş. Ha, biliyorum ben o meseleyi. Şey köpek bizim arkadaşın köpeği, Marmaris'i almış tatile gitmiş. Döndükleri zaman gelecekler, merak etmeyin. Kuduz bu hanımefendi, öyle tatil matil dinler mi? Köpeği alıp hemen hastaneye gitmezse bu sefer zorla götürülür, bak söyleyeyim. Kelepçeli filan hem de. Ay ne oluyor böyle yani, cinayet sanlısı gibi? Kuduz olma tehlikesini bile bile, hiçbir önlem almadan ortalıkta dolaşırsan öyle. Bu da bir tür cinayet. Nerede şimdi kendisi acaba? Bilmem. Yok evde. Ya nasıl bilmezsiniz? Yok mu bir işi bu adamın? Var. Var da hep dışarılarda falan geziyor. Cep telefonu da yok. Anne. Ay anne, babam cepten arıyor. Ses gidip geliyor ama. Ne babası kızım? Babanın cep telefonu mu var? Dedendir o, deden. Benim bu saatlerde arar. Alo. Efendim baba. Ne babası Ayfer, ne saçmalıyorsun sen ya? Ne biçim öksürüyorsun öyle havlar gibi? Ayfer sen iyi misin? Ne? Polis mi? Ne polisi ya? Kuduz mu? Eyvah. Yoksa söyleseydin ya, köpeği getirecekti ama sahibi tatile götürmüş deseydin. Tamam anladım Ayfer, tamam. Sonra tamam, sonra ararım ben seni, tamam. Ha Ayfer, iş yerinde olduğumu falan söylemeseydin sakın. Ha iyi, oh neyse. Dur ama gene de belli olmaz bunların ne yapacağı. Benim bugün burada durmamam lazım. Tamam ben seni sonra ararım hemen. Benim hemen çıkmam lazım. Hayırdır Oktay? Bir işim var. Abdi Bey sorarsa ne diyeceğiz? Canım bir şey uydurursun. Ya uydur uydur, torbada bir şey kalmadı oğlum ya. Ya işte gelince size anlatacakmış. İş için gitti dersin, tamam. Alo, lan Ayfer. Polisler gittiler mi peki? Yapma ya. Gerçekten mi? Kelepçe mi dediler? Dur dur, ağlama hemen dur. Ya onlar seni korkutmak için öyle söylemişlerdi. Ağlama bir dakika. Ayfer dur, ağlama diyorum sana ya. Ben de Ertekin'e bakırıyorum bir taraftan. Hı. Ne güzel gözlerin var senin öyle. Yok sana demedim. Yanıma bir köpek geldi de. Ona söylüyorum Ayfer. Ayfer dur, ben seni sonra arayacağım. Tamam dur, sonra dedim, konuşuruz. Kapım Oktay. Ne oldu? Yani seni şu baban kadar sorumsuz adam görülmüş şey değil. Konuşurken şak diye suratıma telefonu kapatıveriyor. Anne durup dururken telefonu niye kapasın? Yani mutlaka geçerli bir sebebi vardır. Ya belki polise falan yakalandı. Ece sen bilerek mi yapıyorsun? İnsanın moralini iyice bozuyorsun. Ay anne lütfen şimdi ağlamaya başlama. Yani ne bileyim ben işte. Bak o Ertekin yok mu, o Ertekin? Başımıza neler açtı. Kapımıza polisler geldi. O yatağıyla koy koy dolaşsın. Biz burada neler çekelim. Hadi gidiyorsun. Telefonunu açık tut be adam. Sorumsuz.
Anne nereden bilsin adamcağız böyle olacağını yani? Kızım sen herkesin avukatı mısın? Ay tamam ya, sustum. Ne desek tut zaten. Aferin, aferin. Şimdi bunlarla idare et. Oktay amca sonra çok güzel kemik alacak. Hem de var ya böyle ilikli ilikli. Şu işi bir hallederiz. Ziyafet var, ziyafet. Nasıl keyfin yerine geldi mi senin kerata? Bak anladı hemen. Siz bir işler çeviriyorsunuz. Yok vallahi Abdü Bey, ne çevireceğiz? Dışarıda kendi hesabınıza bir şeyler yapıyorsunuz herhalde. Rica ederim Abdü Bey, biz öyle insanlar mıyız ya sizin arkanızdan iş çevirecek? Bilmiyorum artık. Aşk olsun Abdü Bey. İkisi de kaç yıllık adamınız. Ben kefilim böyle bir şey olmadığını. Aslan. Yoksa sen de mi bunlarla birlik oldun? Bakın. Eğer arkamdan bir numara çeviriyorsanız. Vallahi de billahi de bakmam gözünüzün yaşına. Üçünüzü de kapının önüne koyarım. Abdü Bey. Gene sinirlendiniz. Tansiyonunuz çıkacak. Sinirlendim tabii. Ha? Bu şirkette sinirlenmeden durulmaz ki. Rambo, al sen. Neymişsin adın? Rambo, tamam mı? Bana bak, Rambo. Rambo deyince bak, tamam mı içeri doktor amcanın yanında? Rambo. Bak bakayım, Rambo. Aferin, aferin, aferin. Akıllı bu, akıllı. Sana ödül olarak bir kilo kemik alacağım, tamam mı? Hem de en yağlısından. Hadi bakalım Rambo, gel. Rambo. Abi, gel. Bakın, görür müsün? Amcanın yanında beni tanımaz, tamam mı? Gel. Gel ama. İyi günler doktor bey. İyi günler, buyurun. Biz geldik. Hoş geldiniz. Arkadaşımın köpeğini getirdim size. Hani getirin demiştiniz. Demişimdir, Hani kolumda benim bir köpek ısırığı vardı ya. Siz de demiştiniz ki hani benim ısıran köpeği görmem lazım. De, onu getirdim. Demişimdir, evet. İşte ben biraz geç kalmıştım. Yani kaldım. Hatta siz şeye... Faks çekmişsiniz karakola benim için. Doğrudur, çekmişizdir. Siz işte köpeği getirdim. Arkadaşımın köpeği. Bakın adı Rambo. Seslerin çok uysaldır. Rambo gel. Çok uysaldır. Melek gibi bir hayvandır. Yani hiç öyle kuduz falan hali yok. Aşı kağıtlarını verin. Aşı kağıtları mı? Canım yani kağıda ne gerek var? Köpeğin kendisi burada. Ne demek köpeğin kendisi burada? Şimdi ona mı soracağım? Sen aşıların oldun mu diye? Onu mu soracaksınız? Doğru. Soramazsınız. Hayır, onun için demedim ben. Şey için dedim. Yani hani oradan bakınca işte görüyor musunuz? Yani hiç öyle kuduzluk hali yok. Bu işler öyle bakmakla anlaşılmaz ne yazık ki beyefendi. Bakınca... Alo. Buraya iki kişi yollayın. Hemen. Bir karantina vakası var. Karantina mı? Yapmayın doktor bey. Ya, o... Zorluk çıkarmaz. Hayvan sakin gözüküyor. Ama yine de belli olmaz. Bekliyorum. Dur lan bak, dur oğlum. Şimdi siz gerçekten yani bizi karantinaya mı alacaksınız? Önce köpeği halledelim, sonra sizin burada kalmanız için gereken işlemleri yaparız. Gel. Geldik efendim. Var değil mi boş kafesimiz? Var efendim. Kim? Uysal gözüküyor ama siz yine de dikkatli olun. Peki. Ben de köpekle gideyim de şimdi... Gel. Yabancı görür, havlar mallar, problem çıkarmasın. Rambo, dur geliyorum oğlum, korkma. Oktay Bey hala yok mu ortalıklarda? Yok vallahi Abdü Bey. İşi uzadı herhalde. Ben de merak etmeye başladım. Ne işiymiş o? Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz be? Neyse dua edin. Tay oğullarıyla ilgili problem çözüldü bugün. Yoksa vallahi bir dakika durmaz. O Oktay denen beceriksiz geldi ya. Kıçına tekmeyi vururdu. Abdü Bey kahveniz geldi masanızda soğutmayın. Niye burada içmiyorsun? Aha ömürsünüz Abdü Bey böyle ayakta olur mu? Şöyle koltuğunuzda oturup rahat rahat içmek varken. Peki dediğin olsun. Bugün keyfim yerinde. Hiçbiriniz kızdıramazsınız beni. Buyurun. Oh be Allah şu Yasemin'den razı olsun. Göz göze geliriz de adam bana da bulaşır diye ödüm koptu. Mutlu oldum. Rahat ol. Adamın keyif yerinde duymadın mı? Bugün Oktay'a bile bulaşmaz. Üç günlük depo parasını kurtardı ya zil takıp oynar biraz sonra. Aslında adam haksız değil.
Şu Oktay'da nerede? Nereye tüydü bu kaç saattir? Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Ne oldu? Bir sorun var mı? Abdi Bey ortalıkta bu kadar saat görünmedim diye bir problem yaratmadı değil mi? Korkma oğlum, seninkinin keyfi yerinde. Tayoğulları o üç günlük parayı almamışlar. Kıyak geçmişler bizim patrona. Ya oğlum, patronlar arası zirvede hallolmayacak iş yok. Sen 10 gün koşsan halledemezdin. Abdi Bey bir telefon çaktı, iş tamam. Ne patronlar arası zirvesi be? Sen neden bahsediyorsun? Ben 100 kere telefon açıp da ona bunu rica etmesem biraz zor hallolurdu o iş. Vallahi ben şahidim. Çocuk bütün gün telefona yapışık gezdi. Ya? Kaç tane telefon açtım karşı tarafa? Çaycısından patronuna kadar. Tamam tamam, sinirlenme Oktay'cığım. Gerekirse biz de öperiz elini. Ama sen önce Abdi Bey'e git de esas o bilsin bu işin arkasındaki hatsız kahraman. Gideyim mi? Ha? Git git. Hadi ya. Yok be, gitmeyeyim şimdi, bırak. Şimdi kalkar ters bir laf eder. Zaten zor bir gün geçirdim. İyice sinirlerim kaldırmaz bunu. Korkma be oğlum. Tam zamanı. Adam pamuk gibi, hadi. Doğru söylüyor. Bir daha böylesini göremeyebilirsin. Hadi ya. Tamam o zaman. Yalnız bak, bir şey olsa sizden bilirim ha. Hadi gel. Tamam oğlum, hadi be. Abdi Bey, gelebilir miyim? Oo, Oktay Beyciğim. Hangi darda kurt öldü de işinize gelmeyi akıl ettiniz? Yapmayın ama Abdi Bey, yani insan böyle bir takdir beklerken bu kadar kinaye. Niye? Sonunda bir işin olduğunu hatırladın diye mi takdir edeceğim seni? neyse. Sen bile kızdıramazsın beni. Bu Tayoğulları meselesi değil mi? Evet. Bakın gördünüz mü? Yürüttüğüm onca telefon trafiği sonunda meyvesini verdi. Sen ne diyorsun be? Ben Behlül'le konuştum da ondan sonra halloldu. Olur mu Abdi Bey, rica edeceğim. Ben esas patron Erol Bey'i aradım da, yani onu arayıp devreye sokunca. Allah Allah. Ben de ben konuştuğumca halloldu sanmıştım. Yok canım, ne ilgisi var? Yani Behlül Bey'in orada aslında zatında hiçbir yetkisi yok. Yani ne? Siz bakmayın onun öyle patron havalarına. O zaman tebrik ederim seni Oktay'cığım. Doğruya doğru. Bak biz hatamızdan dönmesini biliriz yani. Vallahi büyük adamsınız Abdi Bey. Sen de fena adam değilsin ama biraz disiplinim bozuk işte. Yapmayın işte o kadar ya. Gel seni bir öpeyim de, içimden geldi gel. Vallahi ben de içimden geldi, ben de sizi öpeceğim. Abdi Bey, iyi misiniz? İyiyim. Korkma Yasemin, Abdi Bey'i hasta edecek bir şey yapmadım. Yahu sen de beni zorla hasta etmek için ama meraklısın ha. Efendim izninizle ben işin başına döneyim. Kolay gelsin. Hayırdır inşallah oğlum. Dün gırtlağını sıkıyordu, bugün yanaklarından öpüyor, ne iş? İnsanları anlamak zor. Çıkar dünyası bu Faruk. Şu Abdi Bey iki kuruş için yılanı bile öper valla. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Bana yılan mı diyorsun yani? Ya alınma be hemen Oktay, lafın gelişi. Lan biriniz beni yılan yaparsınız, biriniz kuduz yaparsınız. Söylenme, takılıyoruz işte, ponto. Ya ah, Türk gözüm acıdı be ya. Benim çıkmam lazım, geç oldu. Bir işim var, unutmuşum. Nereye gidiyorsun? Orada dur, özür dilerim. Oğlum kolumu kırdın be. Polis geldi. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Oktay Zoroğlu. Evet, burada çalışıyor. Şimdi çıktı. Yani tam şimdi sayılmaz. Yarım saat, bir saat olmuştur. Olmuştur. Ben de öyle dedim. Biraz önce çıkan şahıs kimdi? Önemli biri değil. Bizim müşterimiz. Siz Oktay'ı neden arıyorsunuz? Ne oluyor Faruk? Bir tatsızlık mı var? Otursana memur beyleri. Sordun mu geliş sebeplerini? Oktay'ı soruyorlar. Oktay'ı mı? Bu şahıs şu anda kaçak beyefendi. Kuduz zanlıyla aranıyor. Yakalandığı anda karantinaya alınacak. Oktay. Bizim Oktay. Kuduz mu? Sapa sağlam adam, ne kuduzu canım? Bir dakika Faruk. Memur beylerin bir bildiği var ki söylüyorlar. Kuduz mu dediniz şimdi? Adam durup dururken bir kadını ısırmış geçenlerde. Yapılan soruşturmada onu da daha önce bir köpeğin ısırdığı ortaya çıktı. Vah. Ne yapacağız şimdi Abdi Bey? Birkaç saat önce de hastaneden kaçmış. Yapmayın ya. Tevekkildi. Son zamanlarda tavırları biraz değişmişti. Beni yanağımdan şapur şupur falan öpmeler. Temasla geçer mi bu? Vallahi beyefendi, nasıl bulaşacağı hiç belli olmaz. Çok tehlikeli.
Eyvah. Bana bir şeyler oluyor. Yasemin dur. Oturun. Çabuk hastaneye telefon et. Hemen. Hemen bir ambulans yollasınlar. Ben hallederim. Hemen. Ay. Var mı Oktay Bey'den? Neymiş meselenin aslı? Yok canım. Kendi halinde bir adam. Neslihan Bey de tutturmuş şirketin paralarını hortumluyor diye. Yok öyle bir şey yapmaz o adam. Öyle birine benzemiyor. Hakikaten ya. Bak huysuzdur, huysuzdur, geçimsizdir ama. Şimdi bir flaş haber veriyoruz sayın seyirciler. İstanbul'da kuduz dehşeti yaşanıyor. Hah sanki yeni İstanbul bir şey. İstanbul sokaklarını kuduz köpeklerden sonra kuduz insan dehşeti sardı. Günler önce bir köpek tarafından ısırılan Oktay Zoroğlu, ihmalinin bedelini ağır ödüyor ve ödetiyor. Aşı olmamak için direnen Oktay Zoroğlu, bugün karantinaya alınmak üzere olduğu hıfzı sağdan da kaçtı. İstanbul polisi her yerde onu arıyor. Aman 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 aman! Gördün mü Mersen'i aranıyormuş. Meslan Bey! Ben Meslan Bey'e haber veriyorum! Koş! Biraz sonra ben de gelirim. Meslan Bey! Eyyaz! Kim bu zilin zır 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 çalan? Hangi cehennemdesin Feyyaz? Gene mi bozuldu bu Allah'ın cezası otomatik? Meslan Bey, ay nedir bu salgın olayı? Salgın mı ne salgın? Vallahi ben de bilmiyorum. Feyyaz Efendi ağzında bir şeyler geveledi ama salgın falan diye. Ha, benim zilin de ucu alıyordu hemen. Hadi evet, gidip bakalım. Tamam. Açar, geldim oğlum. Aa, gündüz vakti niye kapatıyorsun dükkanı ayol? Önemli bir işim çıktı. E benim işim de önemli. Yemeğimi misafirim gelecek akşama yumurta alacağım. Açamam vallahi kusura bakma. Bak söylemedi değil mi? Böyle giderse daha çok müşteri kaybedersin. Mahallede kuduz dolaşıyor. Kuduz senin haberin yok. Kuduz mu? Vallahi mahalleyi karantinaya alacaklar biraz sonra. Sen hala yumurta peşindesin. Evet efendim. Anlıyorum. E vallahi hiç fark etmedi. Ay ne diyor doktor Meslan Bey? Ay söylesenize çatlatmayın insanı. Ya bir susar mısınız Nilüfer Hanım? Adamcağız sizin yüzünüzde ne dediğini anlamıyor. Eyvah eyvah. Demek öyle. Bah başımıza gelenler. Tamam efendim anlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Gördünüz mü başımıza gelenleri? Sahiden kudurmuş mu adam? Kesinlikle. Yoksa ne diye karantinaya alsınlar adamı? Ne oldu? Var mı bir haber Feyyaz? Yakalamışlar mı? Yok yok bir haber yok. Vah vah gencecik adam da yok. Kim derdi ki kuduracak? O çoktan kudurmuştu hanım. Herkese saldırıyordu ve biz anlayamadık. Evet evet aynı aynı bakıyordu herkese. Ben gördüm mesela. Demek kuduzluk içinde varmış anam. Feyyaz aç şu radyonun sesini de haberleri kaçırmayalım hadi. Emredersiniz. Aşk olsun Oktay. Ne oldu anne? Açmamış mı hala telefonunu? Senin bu baban yok mu? İnsanı meraktan çıldırtmak için yaratılmış hem. Nerede? Ne yapıyor? Hiç haberimiz yok. Anne hemen telaşlanma canım ya. Açar birazdan. Cin gibidir o. Hem bak ben bir sürü site daha taradım. Kuduz'la mı ilgiliyim? Tara tara bitiremedin sen de siteleri. Anne bu ne ki? Daha neler var? Hem bak burada belirtileri falan yazıyor. Kişilik falan değişiyormuş. Ondan sonra duyularda bozukluk. Sonra neyse bunları geçelim. Tükürük ve idrar miktarında artış. Ondan sonra cinsel uyarılma. Ece, ne ayıp şey o öyle? Ay anne ben kağıtta ne yazıyorsa onu okuyorum. Hem tıpta ayıp yok. Ay anne, ya acaba ben üniversite tercihlerimi tıp fakültesinde mi yazsam ha? Burası mı şimdi bunu? Ece, dışarısı çok kalabalık bir şey oluyor. Yine kavga vardı. Hadi aç da bakalım. Dur açıyorum. Hadi herkes evine. Yakın temasta bulunanlar kendilerini dezenfekte etsin. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi sessizce dağılalım. Feyyaz Efendi! Ne oluyor orada? Aa, yüzsüzlüğün bu kadarı. Ay kadın bile soruyor ayol. Kuduz var kuduz. Ne kuduzuymuş o? E seninki kudurmuş. Oktay Bey kudurmuş. Ya az önce haberleri çıktı. Duymadın mı? Aa kim uyduruyor canım onları? Az önce adamla konuştum. Sapasağlam da işindeydi. Ay kuduz öyle pat diye olmaz. Bir sürü belirtisi var bunun. Önce hafif ateş kırıklık, sonra fotofobi ve hidrofobi, sonumanda ağızda kasılma. Yeter, yeter. Hem telaşlanmayın. Köpek aşılı. Merak etmeyin kardeşim. İnsan inanmak istemiyor hanımefendi.
haksızlık bu. Ama maalesef. Ay kadına küt diye söylemeseydiniz keşke, bir yerine inecek. Kusura bakma Zehra Hanım'a, sen de kendini acıyacağına başkalarını acıyorsun. Hah, ne güzel söyledim valla. Hah, polisler de geldi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya yenge, biz boş konuşuyoruz. Söyledim sana, polisler de geldi işte. Hadi herkes evine. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Beyaz, haber ver bana. Ay Ece, şimdi düşüp bayılacağım. Ay anne, dur dur, sakın bayılma. Ya beni polislerle yalnız bırakma. Ben ne diyeceğim onlara? Dur ben bir bakayım. Ah Oktay, ah ne işler açtın başımıza. Anne, geldiler. Aç kızım. Ay açmasa. Olmaz, herkes gördü bizi. Ay sen aç be anne. Ne yani, yiyecekler mi bizi? Tamam aç. Dur sen, ben açarım. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Oktay Zoroğlu evde mi acaba? Evde yok. Dışarıda da nerede olduğunu bilmiyorum. Cep telefonu da kapalı. İzin verirseniz arkadaş içeriye şöyle bir göz atsın. Nasıl yani, evi mi arayacaksınız? Evde yok dedim, inanmıyor musunuz bana? Vallahi yok. İnanıyoruz inanmasına da herkesin içi rahat etsin. Kendisi birkaç saat önce hastaneden kaçmış. Daha köpek tatilden dönmedi ki, ne hastanesi bu? Anne sorsana arama izinleri var mıymış diye. Ne izni kızım? Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Göster memur bey, odalar arasın iyice. Allah'ıma çok şükür kimseyi saklamam ben. Siz de haklısınız ama böyle hassas konularda göremeyeceğim. Artık bu sadece sizin aile meseleniz olmaktan çıktı Ayfer Hanım. Bizi de en az sizin kadar ilgilendiriyor. Ya gelip şuracıkta maazallah elimizi kolumuzu kapsa ne yaparız? Siz iyice delirdiniz ama. Köpek mi bu kol bacak kapsın canım sapasağlam adam? İşte her yere baktı. Yok dedik yok işte, size yalan söyleyecek değiliz herhalde. Ayrıca bir kuduz meselesi olsa en önce biz hastaneye gideriz değil mi kızım? Yani. Görevimiz hanımefendi. Bize ara dediler, aradık. Yalnız kocanız gelince söyleyin, hemen teslim olsun emniyete. Bu işin şakası yok. İyi, güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Duydunuz değil mi? Hepimizin sağlığı söz konusu. Duyduk, duyduk. Güle güle. Ay Ece, ne yapacağız? Ay ben Eyhan'ı anlamaya başladım. Baksana baban için neler söylüyorlar. Gerçi birkaç saat önce konuştum babanla ama. Hemen endişelenme ya, biraz sakin ol. Ece, şimdi bu kuduz olaylarında insan hiçbir belirti göstermezken aniden kudurur muymuş? Şu bilgisayar kağıtlarına bakıver hadi. Ay bak burada bütün belirtiler yazıyor anne. Babamda bunların hiçbiri yoktu ki. Yok kızım yok. Benim yüreğim falan dayanmayacak. Ece, kalk bakayım şu polisler gittim. Ben de babana. Nerede bu adam? Nereden çıktı bu hastane meselesi anlamadım. Oynatacağım. Gidiyorlar anne. İyi. Unutmayın, buraya gelir gelmez hemen bizi arayın tamam mı? Sakın siz kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın. Tabii efendim. Biz canımızı sokakta bulmadık. Sağ olun. İyi günler size. Vallahi varlığınız bize kuvvet veriyor efendim. İyi sağ günler. Olun. İyi günler. Saygılar. Mestan Bey. Valla bu da meraktan çatlayacak ha. Buyurun efendim. Ne oldu, yakalamışlar mı? Maalesef hanımefendi. Saklanıyor herhalde. Ay eyvah eyvah eyvah. Ay, bu ne sorumsuzluk canım. Ay hepimiz kuduracağız valla. Aman Allah göstermesin. Ne diyor bu Mesut Bey? Bana bak Feyyaz, gözünü dört aç. Bu gece sana uyku yok. Anlaşıldı mı? Göreyim seni. O bu gece evine mutlaka dönecek. Bir tane daha alın. Yok kardeşim, sağ ol. İçim dışım patates tava oldu zaten. Peki efendim. Tuş kilidi nasıldı onu ya? Üç kere yapıyoruz, üç kere unutuyoruz. Alo. Ayfer. Kız dur, bağırma bağırma, bir dakika. Nasıl bağırmam? Neredesin sen? Bütün kanallarda flash haber diye geçiyorsun. Şirketteydim. Aniden içeri polisler gelince birden korkup kaçtım. Neredeymiş anne? Ayfer ne yapayım? Yani kafese kapatacaklarmış baksana. Şeyde, birhanedeyim. Korkudan cep telefonumu da kapattım. Evet. El ayak çekilince eve geleceğim. Ne? Delirdin mi sen? Eve gelinir mi? Evi aradılar. Kudurmuşsun zannediyorlar seni. Ay anne, bir otele falan gitsin bari. Sokakta mı kalacak babam? Oktay, sen bir otele git. Bizi de sık sık ara. Ay, dikkatli olsun ha. Oktay, dikkatli ol. Hadi öptüm. Öpüyoruz seni hadi.
Ay sesini duyduk en azından. Ne yapıyormuş? Ne yapsın? Saklanıyordu burada işte. Ay ya keşke eve gelseydi ya. Ya polisler de görürse görsün. E bakarlardı ki sağlam. E hata yaptıklarını anlarlardı. Ay Ece güvenilir mi onlara? Laftan anlarlar mı onlar? Tutar götürürler adamı. Allah onları kudurtur inşallah. Vazgeçtim. Sağ olun. İyi akşamlar. Aramalar İstanbul polisince tüm hızıyla sürdürülmektedir. Buna karşı Şeyh Lider Muktedi Aysat, ateşkes koşulları Amerikalılar tarafından kabul edilene kadar kendisine bağlı medya ordusuna listelerinin Necef'ten çekimlerine askıya aldı. Yeter artık Ece, daha fazla dayanamayacağım. Ay dur be anne, bakıyoruz. Nesine bakıyorsun kızım? Hep aynı şey, hep aynı şey. Ezberledik artık. İyi işte, hep aynı şey olsun. Yeni haber ancak babam yakalanınca çıkar çünkü. Ay sus, ağzını hayra aç. Borcu olan bankaları çağrı yapan tasarruflu Doğru Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Sesi duydun mu? Kapıdan geliyor. Baban olmasın? O kadar da gelme dedim. Eyvah eyvah, yakalanacak. Açık bakalım anne. Kim bunlar ayol? Mesut Bey. Biziz Ayşen Hanım. Biziz. Korkmayın. Size korkmayın diyorum ama benim de ödüm patladı. Ben de çok korktum valla. Ay Allah iyiliğini versin yenge. Öyle patladı lah diye kapı mı açılır? Dinlemeden, anlamadan. Haklı valla. Tehlike hepimizce malum. O malum tehlike Oktay mı Mesnan Bey? Onu mu kastediyorsunuz siz? Ne kızıyorsunuz Ayfer Hanım? Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Valla bunlara iyilik yaranmaz Mesnan Bey. En iyisi nöbeti falan boş vermek. Ne halleri varsa görsünler. Ya söylesene anne. Kapılara öyle kulak dayamanın suç olduğunu söylesene. Bu özel yaşama saldırı, tamam mı? Hı? Siz kapı dinlemenin ayıp olduğunu bilmiyor musunuz? Hı? Utanmıyor musunuz böyle koskoca iki adam? Gidin artık evimden hadi. Aslında siz de haklısınız. Tehlikenin büyüğü size. Ama Oktay Bey gelince lütfen haberimiz olsun. Mehtan Bey gidin diyorum. Ay mahsus yapıyor bu adam. Mahsus yapıyor, beni çıldırtmak için yapıyor. Ruh hastası. Ya görüyor musun kadın, ne biçim kapattı kapıyı yüzümüze? Yaranılmaz bunlar efendim. Yani bırakacaksın adam gelsin, ikisini de hart hart ısırsın. Kalk git odana kızım. Hadi yat artık. Ne yatması anne? Babam öyle sokaklarda sürünürken ben nasıl yatayım? Niye sürünsün canım? Otele gitti adam. Birazdan arar öğreniriz nerede olduğunu. Tamam. Anne gene kapı tıkır diyor. Bunlar çok oldular ama artık. Ha, bence de artık ağzının payını ver. Sen de pek yumuşaksın anne. Ben şimdi polis çağırmaz mıyım? Ay, ay babammış bu sefer, inanmıyorum. Ay Oktay, o nasıl giriş örneğin? Vallahi yüreğimi indiriyordun ay. Tamam be Ayfer, şöyle pat diye kapımı açın Allah aşkına ya. Ay. Hayret bir şeysin ya. Kalbime bak nasıl atıyor. Ay baba senin ne işin var burada? Şşş, kızım sus.
Bağırma. Allah Allah. Apartmana yer kalmayacaksın. Tam buraya kadar sessiz sedasız geldik derken. Oktay. Efendim. Hani bu gece otelde kalacaktın sen? Kalacaktım. Kalacaktım. Tam oda isteyecekken haberler başlayınca korktum birden. Ay neyse sağ salim geldin ya. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı? Yok yok, kokoreç yedim. Sen bana bir çanta hazırla. Ay gitmene gerek yok baba ya. Yani burada kalabilirsin. Bir daha aramazlar nasıl olsa evi. Yok kızım, bu işler böyle kaçta göçlü olmuyor artık. Yeter. Kökünden çözeceğim. Marmaris'e gidiyorum. Ertekin'i bulmaya mı? Evet. Mavi yolculuğa çıkmış adam. O koy senin, bu koy benim dolaşıyormuş. Nereden bulacaksın Oktay? E ne yapayım Ayfer? Kuzu kuzu oturup da burada yakalanmayı mı bekleyeyim Allah aşkına? Ah yavaş. Yorgun görünüyorsun sen. Hadi kalk yat. Sabah erkenden uyandırırım ben seni. Hadi. Tamam, bari biraz ayaklarımı dinlendireyim. Hadi. Uyumaya çalış. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ece, ne yapıyorsun sen? Bari lambayı söndür. Anne, böylesi daha çok dikkat çeker. Ya o zaman saklı gizli bir şeyimiz olduğunu anlarlar hemen. Bak bakayım, polis arabası falan yok değil mi sokakta? Yok, görünürlerde öyle bir şey yok. İyi. Hadi gel biz de yatalım. Yorulduk. Bu saatten sonra bilgisayarı açmak yok. Ne bilgisayarı anne ya? Ay şuna bak, ne zaman yattı uyudu da horlamaya başladı. Yoruldu tabii adamcağız. Ay neresi kuduz bunun? Kuzu mu kuzu? İlk kavganızı hatırlatır mı ama bu sözlerini anne? Çok konuşma Ece. Hadi sen de yat artık. Yarın sabah erkenden kaldıracağım. Babanı yolladıktan sonra geri uyursun. Hadi. Tamam. İyi, iyi geceler. Geceler. Öpmeyecek misin? Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Oktay. Oktay. Elbiselerin ne yapmışsın? Hadi kalk da pijamanı giy. Hadi canım. Hı? Hadi. Hı? Kalk da pijamanı giy anneciğim. Hadi. Rambo. Rambo nerede? Önce seni, sonra o kedi kılıklı herifi ısıracağım. Çek şuradan. Tamam tamam. Tamam. Isırmayın da ne yaparsanız yapın. Rahat bırakın beni bu arada. Gelmeyin üstüme. Tamam mı? Bak gidiyorum köpeği bulmaya. Günaydın Mavgan Ali. Oktay Bey yaklaşma. Kurban olayım yaklaşma. Ne oluyorsun ya? Allah Allah. Şuradan 3 tane sigara alıp gideceğim. Girme dükkana sen. Veririm ben ya. Hepiniz ayrı ayrı manyaklaşmışsınız ha. Bir şeyim yok benim. Bak safa sağlam duruyorum karşında. Vallahi onu bunu bilmem. Kuduzmuşsun işte. Atıyorum tut. Dur bir dakika dur. Siz insanı zorla kudurtursunuz. Tek tek at, 3 tane elim yok. Yavaş. Bir dakika. Parasını al. Yok istemem. Bunlar benden olsun. Olsun bakalım. İyi günler. Hah. Alo. Polis imdat mı? Kuduz burada memur bey. Hangi kuduz mu? Oktay Zoroğlu canım. Elinden zor kurtuldum. İyice kudurmuş. Can tatlı. Vallahi yakalayamadım Mesdan Bey. Öyle üstüme üstüme de gelince. Yakalayamadın. Bari seslenseydin bana. Sizi tehlikeye atmak istemedim. Ayıptır söylemesi. İlk iş o kedi kılıklıyı ısıracağım dedi. Ne? Terbiyesiz kuduz. Bana kedi kılıklı diyene bak. Kalk. Fazla uzağa gidemez. Daha fazla kaçam. Mesdan Bey. Ay, bir haber var mı? Var hanımefendi. Var maalesef. Bu sabah elinden kaçırmış. Bu beceriksiz. Ama üstüme üstüme geldi diyorum. Aa, ben de canımı sokakta bulmadım ya. Rica ederim. Mesdan Bey. Gülyaz,
Kuduz kaçtı, kaçtı. Aa, bayat haber. Bizim elimizden çoktan kaçtı. Mesut Bey bana geldi, sigara istedi. Vallahi gözleri böyle deli gibi bakıyordu ya. Bana da geri kaçıl derken ağzı geriliyordu. 32 dişi de meydandaydı böyle. Biz kurtulmuşuz desenize. Yok yok, merak etmeyin. Ben polise haber verdim. Ben de televizyoncuları aradım. Televizyoncular mı gelip yakalayacak o kuduzu? Ne bileyim canım. Aklıma ilk onlar geldi. Onları aradım. Alper Hanım. Eyvah. Kusurdu karısını kızını kaçtı bak. Eyvah. Öldüler mi yoksa? Vallahi olabilir. Hiç insan sesi gelmiyor. Sadece su sesi çırılıyor. Zile bak. Ay, banyoda boğazlamış olmasın zavallıları. Ben dün söyledim onlara Lüfer Hanım. Gelirse sakın içeri almayın dedim. Dinletemedim ki. İnsan kuduz bile olsa kocasını sokakta bırakabilir mi? Bırakamazsa bu sonrada katlanacak demektir. Ya ölmüş bunlar. Kapıyı kıralım. Lütfen Feyyaz. Ay ben korkarım, bakamam. Lütfen dedim. Allah! Mesut Bey. Ne yapıyorsunuz? Niye kırdınız kapımı? Ay canlı bunlar. İçeriden ses gelmeyince sandık ki. Yeter artık. Mahkemeye vereceğim hepinizi. Mahkemede biz haklı çıkarız efendim. Ben bu apartmanın yöneticisi olarak apartmanda oturanların sağlığını korumak zorundayım. Ne oluyor anne ya? Hakime anlatırsınız hepsini. O zaman çıkın evimden hadi. İstanbul 7.2 depremden sonra şimdi de Kuduz 5. esaslı COVID izleyiciler. Yanda fotoğrafını gördüğünüz Kuduz adıyla aranan Oktay Vuroğlu, İstanbul polisinin tüm aramalarına rağmen henüz bulunamadı. Nerede olabileceğini yakın iş arkadaşlarına sordu. Şimdi sizler için geç saatte hazırladığımız bu görüntüleri banttan. Evet sevgili seyirciler, şimdi de Oktay Zoroğlu'nun çalıştığı yerdeyiz. Ama önce söz yıllardır birlikte çalıştığı, ekmeğini yediği Sayın Altınşeker'de. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, son zamanlarda Oktay Zoroğlu'nda herhangi bir tuhaflık sezdiniz mi? Sezmez olur muyum kardeşim? Sezmez olur muyum? Ama o hiç normal olmadı. Hiç normal olmadı. Yani insaniyetimizden, iyi niyetimizden tuttuk yanımızda. Öyle değil mi arkadaşlar? Gittikçe asabileşti. Gittikçe asabileşti. Üstüme yürümeye falan kalktı. Hatta beni ısırmaya bile kalktı. Demeyin yahu. Ya tam zamanında yanağımı çekmeseydin. Senin bir sadakan varmış valla. Ya biz de çok şaşırdık. Hem Abdi Bey'i hiç sevmez hem ne diye öpüyor dedik. Evet, meğer ısırmaya çalışıyormuş adamcağızı, biliyor musunuz? Üstelik onu öptükten hemen sonra benim yanağımdan da makas aldı. Ya evet. Nerede bu Meret ya? Alo, Ayfer sen misin? Neredesin babacığım? Bak resmini de bulmuşlar, hiçbir yere kaçamazsın. Aa anne bak, bu kanalda babamın resmi yayınlıyor. Bugün karantinaya alınmak üzere oldu. Abdi Bey'in adam. Nasıl atık tutuyor? Kansız herif. Görüyor musun nasıl konuştuğunu? He? He, yok üstüne saldırmışım. Yok yanağını ısırmışım. Yalan be, yalan. Vallahi o beni öptü. Oktay'cığım, Oktay'cığım, ondan sonra da kuduz de. Ha? Ne kadar adi bir insanmış, görüyor musun Ayfer? Ha? Tabii tabii. Hepsi sırtından bıçakladı beni. Ama alacakları olsun. Hepimize geçmiş olsun. Bir daha buralara gelmez, korkmayın. Karısı kızı da ucuz kurtuldular canavar adamın elinden. Kapı kırıldığında şoktaydı zavallılar ya. Hepsine eğlence çıktı. Allah kahretsin bunları. Ya anne babamın resmini nereden bulmuşlar? Neyse ki 15 sene önce çektirdiği resim kendine o kadar benzemiyor. Ece, televizyon arabaları geldi. Hem de iki tane. Ay diyorum annesine bunlar kafayı yedi diye. Evet sayın seyirciler, her şey şu gördüğünüz apartmanda oturan Oktay Bey'i
arkadaşının köpeğin ısırmasıyla başladı. Olayın görgü tanıkları şu an yanında. Şimdi onlara soruyorum. Oktay'ın ısırmasını anlamadım. Şimdi efendim şöyle oldu. Öyle olmadı efendim. Şimdi anam değil, birdenbire patatana kuduz adam ya. Kuduz olduğunu öğrendiğimden beri çocuğumu bir saniye bile yanından ayırmıyorum. Evet, bakın. Valla aslında hiçbirimiz adamın tam kudurmuş halini görmedik. Ne yalan söyleyeyim. Mahmut Bey, ben rica ediyorum. Abi benden sigara aldı. Patatana kuduz adam. Anam değil. Üç paket aldı ben. Bakın efendim. Bak, şöyle. Destan Bey. Aa yeter artık ama. Nasıl yapıyorlar bunlar? Terbiyesiz canım, terbiyesiz. Ay anne versene şimdi ağzının payını ya. Ben onlara ağzının payını öyle bir vereceğim ki. Kendisini güvenlik güçlerine teslim etmek için Feyyaz'ı sabaha kadar nöbetçi bıraktım. Hakikaten korkudan bütün gece gözüm uyku girmedi. Ay kimin girdi ki acaba? Ama maalesef sabaha karşı bu adamcağızı saldırıp ısırmakla tehdit ederek sindirip kaçmış. Yazıklar olsun size. Aa, niye yazıklar oluyormuş efendim? Ne yani burada elimiz kolumuz bağlı. Kurbanlı koyunlar gibi bekleyecek miydik? Bir kere asıl kurban benim kocam. Sizin gözünüzü kan bürümüş kan. Kuduz köpekler sizi hoş. Şimdi internetimin başına geçip bütün dünya insan hakları komisyonlarına tek tek mail atacağım. Sizin bu yaptığınızla yargısız infaz beni. Hanımefendi lütfen anlatır mısınız bize? Kocanız nasıl bir ruh hali içerisindeydi? Yani kudurmadan önce. Aa yeter artık ama. Şimdi camdan atarım kendime. Ay açığa çekil de kanın tepemize düşmesin sonra. Komşuları bırak aralıksız kadını çek. Evet sayın seyirciler kolay değil. 20 yıllık hayat arkadaşınız gözlerinizin önünde kuduruyor. Gördüğünüz gibi sevenleri ve yakınları korku ve çaresizlik içerisinde genç kadının haykırışlarını dinliyorlar. Şimdi durun bakalım. Ben size izlenecek daha güzel bir şey göstereyim de görün görün. Vay be. Helal olsun yenge ya. Sıkı kadınmış. Hakikaten ha. Bizimki olsa zır zır ağlar. Sen de ayıp ettin Oktay'ı ama. Ne yaptık oğlum? Bir tane yalan var mıydı söylediklerimde? Abicim adamın hakkında ileri geri konuştun. Adam yakın arkadaşımız. Ayıp be. Valla Faruk doğru söylüyor. Ben de pişmanım söylediklerim. Ya ne bileyim Abdi Bey öyle konuşunca biz de gaza geldik işte. Ne olmuş Abdi Bey'e? Yeni bir haber mi var? Yok. Dünkü röportajı yayınladılar. Gördünüz mü? Gördük. Hanımla beraber izledik. Keşke konuşmasaydınız öyle Abdi Bey ya. Zaten çocuğun başı dertte. Ben mi soktum başını derde? Sen onun için korkacağına biraz da kendin için kork. O kadar zamandır kuduz mikrobu taşıyan biriyle burun buruna. Vallahi doğru söylüyor. Aklıma geldikçe huylanıyorum ben. Ben de. İçim bir tuhaf oluyor. Sanki senin olmuyor. Ha. Ya, olmaz mı oğlum? Diken üstündeyim ya. Adamla kafa kafaya geldik şurada. Neyse neyse. Televizyonda yeni bir haber izlerseniz bana da haber verin. Tamam. Ha, bu arada işler yürüyecek. Hiçbir şey olmamış gibi. Nasıl olsa yakalanacak o kuduz. Merak etmeyin. Yakalanmadan önce seni bir güzel ısıracak ağız tadıyla. Oktay! Üzülü! Oktay ya! Oktay ya! Oktay! Oktay kuduz Oktay! Ayrılmamış mıydık? Ama ben onları hatırlamıyorum. Ben en son televizyonda benimle ilgili söylediklerini hatırlıyorum. Size de teessüf ederim Yasemin Hanım. Hele senden hiç beklemezdim asla. Yazık yazık. Birbirimizi tanıyamamışız. Vallahi ben Abdi Bey'in dolduruşuna geldim. Duyarlılık ettim. Sus bankör. Ben de ağzımdan öyle panikle çıktı o laflar. Vallahi Abdi Bey yüzünden. Yeter kes. Allah'ı çok alındım. Kolay kolay bakmam artık bir daha yüzünüze. Gel buraya. Kaçıyorsun sen. Faruk, şu kanallarda gez bakalım biraz. En son neler yumurtlamış hakkımızda Abdi Bey öğrenelim. Yok vallahi yeni bir şey yok Oktay'cığım. Onlar eskilerinin tekrarı. Öyle mi? O zaman biz de yenilerini yaparız. Yasemin Hanım. Buyurun. Hemen birkaç tane televizyon arayın bakayım oradan. Ne bu? Ara oradan, ara hemen. Tamam. Ara, onlara de ki... Oktay hepimizi rehin aldı.
Eğer köpeği bulmazsanız da hepimizi ısıracak. Ay! Oktay, ciddi değilsin değil mi? Bunları dışarıdakilerin gözünü korkutmak için böyle şey edeceğim ben değil mi Oktaycığım? Çok ciddiyim. Ara hemen. Devrim döndü artık. Tamam. Hepinizi ısıracağım. Teker teker. İlk önce Abdi Bey'den başlayacağım. En son da tatlı niyetine seni ısıracağım Yasemin. Hazret! Evet Cezmi, seni duyuyorum. Biz de az önce buraya geldik. İş yerinin bulunduğu bina, emniyet güçleri ve keskin nişancılar tarafından kuşatılmış durumda. Bir grup insan, eski iş arkadaşları Oktay Zoroğlu tarafından rehin alınmış bulunmakta. Hem de yıllardır dirsek dirseğe birlikte çalıştıkları arkadaşları tarafından. Lan kızmayın be! Pek öyle dirsek dirseğe değil değil mi Abdi Bey? Sen istersen yanak yanar bile olabilir Oktaycığım. Yeter ki önce bir tedavini yaptın, sen git önce paşa paşa he? Paşa paşa ısıracağım seni. Paşa paşa. Hülya, içeridekilerle bağlantı kurabiliyor musunuz? Hayır Cezmi, şimdilik maalesef ulaşamıyoruz. Ama en kısa zamanda rehinelerden biriyle temas kurmaya çalışacağız Cezmi. Teşekkürler Hülya. Bağlantıyı kesmeyelim. Sonra sana tekrar döneceğiz. Evet sevgili seyirciler. Şu anda ihbalin getirdiği bir toplumsal drama hep birlikte burada şahit olmaktayız. Ne var ki bu dram mutlu bir aileyi de uçuruma sürükledi. Şu anda yanımda kuduran Oktay Zoroğlu'nun ihmali yüzünden kendisiyle birlikte kurban ettiği ailesi, eşi ve kızıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Peki hoş bulmadık ya neyse. Niye? Hayırdır ne oldu? Daha ne olacak? Tutuklu gibi tıktınız bizi bir arabaya getirdiniz. Estağfurullah canım. Telaştan ol telaştan. Sizi rakiplerimize kaptırmamak için. Rating için desenize şuna siz. Hemen başlayalım. Öncelikle siz bizim aracılığımızla babanıza seslenmek ister misiniz? Seslenelim. Buyurun. Baba beni duyuyor musun? Ya Kuduz falan değilsin sen tamam mı? Ya bırak hepsini hemen. Ya baba sana söylüyorum. Bak kızını duydun değil mi Oktaycığım? Yasemin Hanım. Hemen telefon edin. Rahat bıraksınlar kızımla karımı. Yoksa ısırıyorum Abdi'yi. Kanalın numarasını bilmiyorum. Oktaycığım ailen burada kendi özgür iradesiyle bulunuyor. Herhangi bir rahatsızlık yok. Ben de bütün Türkiye adına sesleniyorum sana. Gel teslim. Sana garanti ediyorum her ne istersen yerine getirilecek. Evet sevgili seyirciler. Şimdi olay yerindeki ekibimize bağlanıyoruz. Hülya söz sende. Kuduz'un yakalanması ve rehinelerin serbest bırakılması an meselesi sayın seyirciler. Hala pazarlıklar devam ediyor. Çok az zamanımız var. Ayfer Hanım. Şimdi kocanıza en caydırıcı, en yumuşak sesinizle hitap edin tamam mı? Bir de gerekirse bir iki damla gözyaşı falan. Niye ağlayacağım anlamadım ben. 5, 4, 3. Yayındayız. Evet sevgili seyirciler. Oktay Zoroğlu'nun acılı eşi ve kızıyla röportajımıza devam ediyoruz. Ayfer Hanım. Efendim. Ayfer Hanım lütfen rahat olun. Burada dostlar arasındasınız. Ayfer Hanım kocanız şimdiye kadar sizi hiç ısırmaya kalktı mı? Allah Allah. Niye ısırsın durup dururken adam canım beni? Allah Allah. Niye ısırsın adam durup dururken canım beni? İşte sevgili seyirciler. Kuduz mu daha dehşet verici yoksa Kuduz konusundaki cahilliğimiz mi? Ayfer Hanım. Kuduz olan kişi bu ölümcül virüsü etrafına ısırarak yayar. İyi de hiç de öyle bir şey yok bir kere. Ben internetten Kuduz konusunda bir sürü bilgi topladım. Ay bir konuşabilir miyim lütfen? Lütfen konuyu dağıtmayalım şimdi. Ayfer Hanım, kocanıza en yakın kişi olarak elindeki rehinleri bırakması için kendisine bizim aracılığımızla çağrıda bulunur musun lütfen? Evet bulunayım. Zira bu Kuduz meselesi konusunda fena halde sıkıldım. Oktay. Gel artık nereye gidilecekse gidelim. Bu hıfzı saha mıdır neresidir? Bak kızımla ben rezil olduk. Ne olur gidelim gel. Duydun mu Oktaycığım? Bak duydun mu? Duydum ne olmuş? Daha fazla üzme kadıncağızı ha. Size ne? O benim diyeceğim iş. Açayım ben. Baksana şu telefona Yasemin. Alo? Evet. Evet bir dakika. Oktay Bey sizi arıyorlar. Alo. Evet benim. Hayır bırakmıyorum. Önce benim dediklerim yerine getirilecek.
Hemen köpeği bulun. Derhal. Tamam efendim. Köpek bulunup getirilecek. Burada size milyonlarca izleyicinin önünde söz veriyorum. Önce siz bir teslim olun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Vallahi buradakileri bırakıp oraya girip seni ısırırım şimdi ha. Oktay'cığım sen istersen en iyisi öyle yap. Şart hala içeride mi? Beynelerle birlikte içeride amire. Şartları var. Şartları var ha. Megafon verin bana. Buyurun sayın amir. Neydi bunun adı? Oktay efendim. Oktay bey. Sana bu şehrin polisinin başı olarak değil, insaniyet namına sesleniyorum. O masum rehineleri bırak. Gel. Islahaya beraber gidelim. Söz veriyorum. Seni yatıracağım. Kontrollerini, aşılarını yaptıracağım. Kendi ellerimle. Senin gibi baba yiğitin yenemeyeceği bir şey değil. Yenilme, güçlü ol. Sana sesleniyorum delikanlı. Duyuyor musun? Duyuyorum boş vaatlerinizi. Boş olur mu Oktay'cığım? Koskoca emniyet müdürü. Sözlerinin bir ağırlığı olmasa o makama getirirler miydi kendisini? Ben onu da bilmem. Bir süre daha beklerim. Köpeği getirmezlerse önce senden başlarım. Isırmaya. Ay yapma! Yapma! Haydi aslanlar. Yavaş yavaş. Sessiz ol. Kimsenin bunu devamlı canlı olarak alacağım. Göreyim sizi. Uyutucu iğneyi atlattınız bu biçimde. Her şey 10 saniyede biter. Haydi. Hadi arkadaşlar. Ya arkadaşlar çekmesenize. Adam yukarıda televizyon izliyor. Biz gizli bir operasyon yapamayacak mıyız sayenizde? Evet sevgili seyirciler, şimdi de helikopter pistinde bizi bekleyen arkadaşımız Aslı'ya dönüyoruz. Aslı, söz sende. Evet Cezmi, beklediğimiz helikopter iniş pistine doğru yaklaşıyor. Aldığımız habere göre Ertekin içinde. Ertekin'i İstanbul'a getirmeyi başardık. Söz sende. Anne geldiler kurtulduk. Allah'a çok şükür. İşte size Kanal Park'ın sevgili izleyiciler. Olayların içerisinde nasıl canlı canlı oluyormuş görüyorsunuz. Hülya, Aslı ikinize de teşekkür ederim. Geçmiş olsun Türkiye. Ertekin bu. Ertekin bizim Ertekin. Vallahi Ertekin. Yanında da Rambo. Rambo'ya bak. Faruk bak görüyor musun Rambo'yu nasıl cin gibi? Bak hiç kuduz hali var mı? Şükürler olsun kurtuldum vallahi ya. Abdi Bey gelin sizi öpeceğim. Yaklaşma bana. Allah ısırdı beni. Isırdı. Gerçekten.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Oktay Bey, vallahi sizsiz bu apartmanımızın tadı tuzu olmuyor efendim. Sağ olun, öyle mi? Öyle tabii. Belasınız ama bir tanesiniz. Hadi yukarı çıkalım Oktay'cığım. Dinlenmesi lazım. Çok yoruldum. Bravo. Hoş geldin. Biraz duralım. Komşularımız bize ne güzel karşılama hazırlamışlar. Bravo. Efendim size layık değil ama artık kusurumuza bakmazsınız. Olur mu canım, estağfurullah tabii. Sizi ısıran bu küçük yaramaz mıydı? Pek de sakin duruyor ama. Yok amcası yok, bu o değil. Bu daha yeni, bunu yeni aldık, küçük. Bu da büyüyecek, kuduz olacak. Hepimize hat hat. Bravo.